Başlar. Rojda Hanım buyurun. Halim seni arar oldum neredesin?
Teşekkürler sevgili Gülcük Ali. Mekan cennet olsun. Üstadlara teşekkür ediyorum. Gülcük Ali'yi anlıyoruz. Rahmet anlıyoruz. Ağzına yüreğine sağlık valla. Ne güzel oldu ama. Canlı okuyunca ben böyle hiç dayanamıyorum yani. Bir insanın bazı mazisi olunca, bazı arkadaşını böyle kaybedince her halükarda anıyorsun, özlüyorsun, aklına geliyor. Toprağı bol olsun, mekanı cennet olsun. Erken ayrıldı aramızdan. Gerçekten erken ayrıldı. O da birçok eser bıraktı. O da bir şeyler bıraktı. Şöyle takip ediyorum da rahmetli Mahsun-u Şerif olsun. Ondan sonra Alekber Çiçek olsun. Muhlis Akarsular olsun. Çok şeyler bıraktılar aslında. Çok şeyler de bıraktılar. Ondan dolayı hepsinin eser bırakan ve bırakmayan herkesin ruhları şad olsun. Onlar da bir zamanlar bir şeyler bırakmıştır. Rahmetli olan sanatçılarımız, ne kadar anmasak da isimlerini, rahmetli Aşık Veysel'in ben şeyini öğrendim. Şimdi biliyorsun Sivas Şarkışlalı, Şarkışla Belediye Başkanı rahmetli Aşık Veysel'in heykelini Şarkışla meydana dikince açılışa rahmetli Aşık Veysel'i çağırmışlar. Şimdi Aşık Veysel gelmiş, başkana şöyle demiş: bu heykeli kaça yaptırdınız başkanım demiş. Demiş ki 15 bin lira harcadık. Keşke demiş bu sanatçı olaraktan ben demiş bu kadar para kazanmadım. Keşke bana o parayı verseydiniz de ben burada bekleseydim demiş, biliyor musun? Yani sanatçı hiçbir zaman para kazanamıyor yani. Para gerçekten kazanmamış ama sözünü kestim, çok şeyler bırakmış bizlere. Bıraktıkları paradan daha önemli değil mi? Bak bir türküsü daha vardır. Güzelliğin on para etmez. Bu bendeki aşk olmaz hadi. Evet. Onun da mazisini öğrendim. Gerçekten şaşırdım yani. Reklama ne kadar var İdris bilmiyorum ama 5 dakikam var. O zaman reklamdan sonra hatırlatırsanız ben Aşık Veysel'in güzelliğini on para etmez olayını anlatacağım. Gerçekten çok duygulu bir şey. Duygulandım da yani. Biz reklama kadar senden mi dinleyelim?